Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme 1 2 3 serimizde 5.'si ile devam ediyoruz ki PEGEM Akademi'nin 8. Türkiye geneli sınavı olmakta çözeceğimiz sorular. Aşağıda verilen kaynak çeşitlerinden hangisinin Türkiye'de yaygın olarak görülmesi Türkiye'nin genç oluşumlu olduğunu kanıtlar demiş. Şimdi özellikle yamaç ve vadi kaynakları dikkate alındığında bu yamaç kısmında ya da vadi kısmında görülen kaynaklar tabii Türkiye'de yaygın ama özellikle genç oluşumlu dediği için fay hatlarını ön planda tutmak, tabii yaygın olarak görülme kısmında yine fay hatlarının olduğu alanlarda fay kaynaklarının görüldüğünü biliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımız E şıkkı. Karstik kaynak ki karstik arazilerde voklüz dediğimiz alanlar olarak da dikkate alınabiliyor. Artezyen ise insanların özellikle sondaj yardımıyla çıkardığı kaynak türünü oluşturmaktadır. Genç oluşumlu, işte fay hatlarına bağlı olarak gerçekleşen ya da ortaya çıkan sıcak su kaynağının fay kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Evet, E şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette yükleme ve boşaltma işlemlerinin en fazla gerçekleştirildiği merkezimizdir? Şimdi buna göre baktığımızda yükleme boşaltma kapasitesi en büyük olan, yani alan bazında dikkate alındığında en büyük olan limanımız Mersin. Bu anlamda yükleme boşaltma kapasitesini dikkate alırsak bu işlemlerin en çok gerçekleştirildiği limanlar içerisinde Mersin'i dikkate almak mümkündür. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Trabzon tabii İran'ın transit ticaretinde önemliydi. Adana Limanı tabii petrol kısmında ama Mersin kadar bu kapasitesi fazla olmayan bir liman. İskenderun demir çelik kısmında ama tabii yine Mersin'e kıyaslarsak yine geri planda kalıyor. Samsun'da Karadeniz'in en gelişmiş limanı olarak dikkate alınıyordu. Evet, üçüncü sorumuzda Doğu Karadeniz bölümünün kıyı kesimlerinden iç kesimlere gidildikçe mısırın yerini buğdayın almasında hangisinin etkisi daha fazladır demiş ki Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yağış, su imkanları fazla, nem fazla. Bunun yanında iç kısımlara girdikçe iklim karasallaşıyor. Çünkü dağlar orada kıyıya paralel bir şekilde uzanıyordu. Kıyı ile iç kesim arası farklılık çok fazlaydı. Buna bağlı olarak iç kısımda biz Karadeniz iklimini görmüyoruz. Ki bu da özellikle o alan dikkate alındığında yağışın mevsimlere göre dağılışı önemli oluyor. Çünkü kıyıda Karadeniz iklimi mevsimlere göre düzenli bir dalış var. İçeride karasal iklim. Çünkü iç kısımlara giremiyor Karadeniz iklimi. Karasal iklimde baktığımızda yazlar sıcak ve kurak geçiyor. O yüzden tabii ki iç kısımda görülen karasal iklimden bahsediyoruz Karadeniz'in. Bu alanda yağışın mevsimlere göre dağılış ya da yağış rejiminin bu konuda etkili olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü buğday yaz kuraklığı isteyen bir ürünken mısır yaz kuraklığı isteyen ürünler arasında sayılmıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak dikkate alınabilir. Evet, dördüncü sorumuzda Marmara bölgesinin aşağıdakilerden hangisinin oluşumu yer şekline bağlı bölgesine bağlı değildir demiş. Besi ve ahır hayvancılığının yaygın olması, buradaki nüfusun tüketimin fazla olması, pazarlama imkanlarının gelişmiş olmasıyla alakalıdır. Gerçek alan bir yerin eğim ve engebesini dikkate aldığımız alanken iz düşüm alan her yerin düz kabul edildiği alandır ki bu farkın az olması da yer şeklinin sade olması etkili. Tarımda makine kullanımı yine yer şeklinin sadeliği genelde. Yol yapım maliyetinin düşük olması, ekili dikili alan oranının fazla olması yine bunları biz yer şekilleriyle açıklıyoruz. Ama A şıkkında verilen özelliğimiz daha çok nüfus, tüketim ve pazarlama imkanlarıyla alakalıdır. Evet, beşinci sorumuzda bir bölgede sanayinin gelişmesi için ulaşımın kolay, iş gücünün fazla, sermayenin yeterli olması gerekiyor. Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinde sanayinin gelişmesinde verilen faktörlerin hepsi etkili olmuştur? Şimdi Muğla'ya baktığımızda sanayi çok fazla gelişmemiş. Bunun yanında baktığımızda Trabzon sanayi çok fazla gelişmemiş. Muş zaten sanayi çok fazla gelişmemiş. Antalya tabii turizmin ön plana çıkıyor. Tarım, seracılık faaliyetleri var. Sanayi olarak birkaç sanayi sayılabilir. İşte krom gibi. Ama İzmit bunların arasında sanayileşmiş, ulaşımın kolay olduğu, yine sermayenin yeterli olduğu alanlar arasında dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak dikkate alındı. Evet, altıncı sorumuzda Türkiye'de maden çeşitliliğinin fazla olmasının temel nedenidir demiş. Türkiye'de farklı jeolojik zamanlara ait bir sürü yeraltı kaynağı var. Çünkü her jeolojik zamanda farklı yeraltı kaynakları oluşmakta. Buna bağlı olarak da Türkiye'nin farklı dönemlerden geçmesi ve farklı oluşumlara sahip olması bunun en önemli ya da temel nedenleri arasında sayılıyor. O yüzden doğru cevabımızı C şıkkı olarak dikkate aldık.
Engebe ile maden çeşitliliği kısmında bir alaka kuramıyoruz. Platolar aynı şekilde işte yarımada özelliği dikkate alındığında maden işleme sanayisinin gelişmiş olması, ki maden sanayisi gelişmişse maden fazladır gibi bir şey de söyleyemiyoruz. Çünkü bazı ülkeler, gelişmiş ülkeler dışarıdan ham madde olarak maden alıp işleyebiliyor. Yani sanayinin illaki o anlamda o ülkede gelişmesi maden çeşitliliğini kanıtlamıyor. C şıkkı doğru cevap olarak alındı. Evet, 7. sorumuzda Doğu Anadolu bölgesinde insanların tarım faaliyetleri yerine daha çok hayvancılıkla uğraşmaları da etkili olan nedenler arasında hangisi söylenemez diyor. Doğal koşulların hayvancılık için uygun olması var. Kışların uzun ve sert geçmesi, tarım süresinin kısa olması buna bağlı olarak var. Yazların serin ve yağışlı geçmesi yine tarım süresini etkiliyor. Hayvansal ürün tüketimi çok fazla değil, ki burada fazla olanları biliyorsunuz tüketimin fazla olduğu alanlara gönderiyorlar. Bu da iç ticaretin gelişmesine yine etkili bir kriterdi. O yüzden D doğru olmaz. Yer şekillerinin engebeli olması yine tarımı sınırlandırıyor. Hayvancılık faaliyetleri için uygun alanlar oluşabiliyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, 8. sorumuza geldik. İpek böcekçiliği Güneydoğu Anadolu, ki Diyarbakır birinci sırada geliyordu. Yine bu güncel verileri dikkate alarak söylediğimiz bir şey. Güneydoğu Anadolu, ki Diyarbakır bu alanda yer alıyor. Arıcılık deyince arkadaşlar Doğu Anadolu değil, özellikle Karadeniz bölgesi. Tabii arıcılık deyince sadece bal üretimi yok, ama en önemli ürünümüz bal olduğu için özellikle Ordu birinci sırada geliyordu. Karadeniz, ondan sonra Ege gibi bölgeleri dikkate alabiliriz. Balıkçılıkta Karadeniz, tiftik keçisinde İç Anadolu, ki Ankara keçisi olarak biliniyor. Kıl keçisi Akdeniz'de teke taşeli önem taşıyor. Hangisi yanlıştır dediği için arıcılıkta Doğu Anadolu birinci değil. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu dikkate alalım. 9. sorumuzda yıl içerisinde turizme bağlı olarak gerçekleşen nüfus hareketlerine geçici göç deniyor. Hangisinde turizme bağlı belirgin nüfus hareketi yılın farklı döneminde gerçekleşir? Şimdi Bolu'da kış turizmi Kartalkaya, tabii Erzurum'da Palandöken, Kayseri'de Erciyes, Bursa'da Uludağ, ama Muğla'da daha çok yaz turizmine bağlı olarak gelişme, ki diğerlerinde kış dönemi hareketleniyor. Ama Muğla diğerlerinden biraz daha farklı olarak yaz döneminde hareketliliğin görüldüğü bir kısım. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Hangisi yanlış diyor eşleştirmelerden? Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Pamukkale travertenleri, Denizli, Nemrut Dağı heykelleri demiş. Ki heykelleri kısmında Adıyaman olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizim Nemrut dediğimiz volkanik Nemrut bir liste, ama heykellerin bulunduğu o Nemrut Dağımız Adıyaman'da bulunuyor. İnsuyu Burdur, Efes Antik Kenti İzmir'de yer alıyor. Ki 3 yanlış eşleştirildiği için doğru cevabımız C şık olarak dikkate alındı. Evet, 11. sorumuzda bir ülkenin her yöresinde doğal koşullar altında yetişebilen tarım ürünü o ülkenin iklim koşullarına uyum sağlamıştır. İklim koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki ürünlerin hangisinin üretim alanının daha geniş olduğu söylenebilir? Şimdi turunçgiller daha çok kıyı kesiminde ve Akdeniz iklimin olduğu alanlarda, ama buğday için geniş bir alan denebilir. Elma ve üzüm Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişebiliyor, ki en geniş yayılış alanına sahip ürünler arasında değerlendirilebilir. İncir yine kıyı kesiminde kışlıkta istiyor. Muz zaten belli, sınırlı, en sınırlı alanlar arasında geliyor. Pamuk kayısı demiş. Pamuk İç Anadolu'da yok mesela. Karadeniz kısmında dikkate alamıyoruz. Hani her alanda, daha geniş bir alanda söz konusu değil. Kayısı biraz daha geniş alan denebilir pamuğa göre. Ama elma ve üzüm varken bunu almak daha doğru olacaktır. Çünkü soğuğa karşı dayanıklı, karasal alanlarda yetişebilen, yine Akdeniz ikliminde yetişebilen ürünler arasında sayılabiliyor. Evet, 12. sorumuzda ovaların bulunduğu yere göre diğerlerinden farklı olur, ki kıyı ve iç ovalar olarak ikiye ayrılıyor. Nazilli Ovası demiş, Silifke Ovası demiş, Bafra, Çukurova, Bakırçay, ki Nazilli iç kısımda yer alıyor ova olarak, ama Silifke, Bakırçay, Çukurova, Bafra, Delta ovalarını oluşturuyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olarak dikkate alındı. Evet, 13. sorumuzda hem tarım hem de turizm kenti olarak nitelendirilebilen alanları bizden istemiş, ki Aydın hem tarım hem turizm, incir mesela var. İzmir hem tarım hem turizm, ki İzmir'de tütün, üzüm, mandalina gibi ürünleri sayabiliyoruz, ama İzmit'te tarım ön planda değil. Bunun yanında Adana'da tarım var ama turizm fonksiyonu ön planda değil. Malatya yine aynı şekilde tarım olabilir ama turizm fonksiyonu çok önemli değil. O yüzden burada 1 ve 2, yani A şıkkı doğru cevabımız olarak dikkate alındı. Evet arkadaşlar, 14. sorumuza geldik. 5 merkezin nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu verilmiş. Dikkat ederseniz nüfus yoğunlukları birbirine yakın, ama farklı olan nüfus miktarları. Burada özellikle nüfus daha fazla
Nüfus yoğunluğu daha az çıktıysa o zaman yüz ölçümü daha fazla olması gerekiyor. Mesela işte 5 milyon kişiyi baktığımızda çok büyük bir alana böldük. O zaman yoğunluk daha az çıkacak. Bunun yanında işte 2 milyon kişiyi bir alana böldük. Daha küçük olursa yoğunluk kısmı daha da artacaktır. Ki burada özellikle 2 numarada nüfus oldukça az olduğu için yoğunluk daha fazla çıkıyor 4 numaraya göre. Bu yüzden yüz ölçümü daha ne olmuş oldu? Dar. Ama 4 numarada yoğunluk az çıktığı için demek ki daha seyrek bir dağılım, daha yoğunluğu az bir dağılım olacaktır. Burada yüz ölçümü en büyük olan 4, yüz ölçümü en küçük olan 2 numaralı olarak dikkate alınması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ki 4 numarayı zaten bulduğumuzda doğru cevaba ulaşıyoruz bu soruda. 4 numaralı soruda nüfus miktarı çok fazla ama 2 ile kıyaslarsan mesela yoğunluk ona göre daha fazla çıkması gerekiyor. Demek ki yüz ölçüm büyük olduğu için yoğunluk onunla hemen hemen aynı kısımda dikkate alındı. E şıkkı doğru cevabımız. Peki 15. sorumuzda Türkiye'nin yoğun nüfuslu yörelerinde aşağıdakilerden hangisi nüfuslanmada etkisi daha azdır demiş. Şimdi Türkiye'nin yoğun nüfuslu alanlarına baktığımızda özellikle toprak verimliliği fazla, ulaşım olanakları zaten ilk başta gelişmiş. Buna bağlı sanayi gelişmiş ki su kaynakları genelde fazla olabiliyor ama bitki örtüsü temel kriter olarak ya da en etkili faktör arasında alınamaz. Daha az etkili bunlar arasında. Eğer nüfus bitki örtüsüne daha çok bağlı olsaydı Karadeniz'de zaten şu an en fazla nüfus olması gerekiyordu. Öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki 16. sorumuzda Karadeniz kıyıları ve Akdeniz kıyılarının yıllık ortalama yağış miktarları birbirine yakın olmasına rağmen Karadeniz kıyılarında orman alt sınırının deniz seviyesinden başlamasının nedeni ki bu klasik bir soru. Karadeniz'de ormanların hemen deniz seviyesinden başlamasının sebebi arkadaşlar özellikle nemliliğin fazla olması. Tabii bu nemlilikte Karadeniz'de yıl boyunca nemliliğin fazla olması o alandaki ormanların başlamasını tabii ki etkiliyor. Yani bu daha çok yağış, nemlilik ve onun yıl içerisindeki yine dağılış miktarıyla da alakalı. Çünkü yıl boyunca nemlilik fazlaysa ve o alan nemli bir alansa orada ormanlar daha alt seviyeden, sınır olarak daha aşağıdan başlıyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Peki 17. sorumuzda ülkemiz yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığı için güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlar oranla daha fazla güneş ışığı almakta. Buna bağlı olarak daha az ısınan kuzey yamaçlar daha serin olabilmekte. Sıcaklık dağılışını etki eden faktör baktığımızda bakı. Çünkü kuzey ve güney yamaç kıyaslanıyorsa bu tür farkları dikkate alabiliyorsak bakı etkisi. Tabii güney yamaç daha sıcak. Güney yamaçta ürünler daha erken olgunlaşırsa bakı etkisi özellikle dikkate alınır. Ama tam tersi kuzey yamaçta işte daha sıcak bir durum, kuzey yamaçta daha erken olgunlaşma olursa bu bakıya ters düşen bir durum olacaktır. Örneğin Doğu Karadeniz'de özellikle kuzeyindeki denizellik etkisine bağlı olarak kuzey yamaçlar bazı dönemler daha sıcak olmakta. Biz bunu bakıyla açıklayamayız. Ama güney yamaç daha sıcak oluyorsa biz bunu bakıyla açıklayabiliriz. Bakı sorularında genelde güney ve kuzey yamaç kıyaslanır. Güney yamaç daha sıcak olursa bu bakı etkisiyle açıklanan bir durum olarak dikkate alınmakta diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet 18. sorumuzda bir cismin gölge boyu güneş ışınlarının düşme açısıyla ters orantılı. 21 Haziran tarihinde haritadaki işaretli düzlem üzerinde yerleştirilen aynı boydaki cisimlerin gölge boylarının uzundan kısaya doğru sıralanma durumu bizden istenmiş. Şimdi 21 Haziran'da güneş ışınları daha dik açıyla Türkiye'ye geliyor. 21 Aralık'ta daha eğik açıyla Türkiye'ye geliyor. Ama tarih ne olursa olsun kuzeye doğru gölge boyumuz uzuyor arkadaşlar. Yani 21 Aralık'ı da verseydi, 21 Haziran'ı da verse, 21 Mart'ı da verse Türkiye güneş ışınları güneyden daha dik açı ya da güney kısımlar güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyor. O yüzden güneyde gölge boyu daha kısa olurken kuzeyde daha uzun olacaktır. O zaman daha uzun olan biri dikkate almamız gerekiyor. Bunun yanında en güneydeki ise en kısa gölge boyuna sahip olmalı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Tekrarlıyorum. Tarih ne olursa olsun güneş ışınları güneye daha dik açıyla geldiği için, kuzeye doğru daha eğik açıyla geldiği için bizim güneyden kuzeye doğru gölge boyumuz uzar. Bu anlamda da en güneydeki en kısa, en kuzeydeki en uzun olacaktır. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, bir soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.